Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ben Enes ve bugün sizler birlikte yeniden Arm Wrestle Simulator oynayacağız. Bugün sizlere Arm Wrestle Simulator'da biliyorsunuz Mega Kraken var. Bu Mega Kraken'i en hızlı ve en kolay şekilde nasıl yenebileceğinizi anlatacağım. Bu taktikte auto clicker'dan yararlanacağız. Bulabilirsem onun linkini de açıklamaya ve yorumlara koyacağım. Şimdiden söyleyeyim. Bu videoyu sizlerden 100 like bekliyorum. 100 like üzeri bir like atarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Biliyorsunuz belki de bilmiyorsunuzdur ama artık 2 günde bir videolara başladık. Bu şekilde kanala gelecek. Eğer bir aksilik çıkmazsa tabii ki de. Ve hala abone olmayanlar varsa şu an kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirler. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız artık videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz çok önemli. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bir auto clicker yardımıyla Mega Kraken'i yeneceğiz. Video öncesi ben denedim. Mega Kraken'in en kolayını ve orta zorluğunu çok kolay bir şekilde yenebiliyorum. Biraz uzun sürüyor tabi ama o da yani değecek çünkü 5.5 milyonluk petten gelme ihtimali var. Ve eğer gelirse hayatınız kurtulur yani. Bu oyunda en iyilerden birisi olursunuz. Videoya geçmeden önce de yorumlar kısmına bir Discord sunucusu bıraktım. Orada da pet çekilişleri yapıyoruz. Her gün çekiliş oluyor hatta her gün birkaç tane çekiliş oluyor. Onlara da gelin zaten maksimum 50 kişi falan katılıyor. Her türlü kazanırsınız diyorum. Şimdiden herkese bol şans. Şimdi biliyorsunuz 3. Dünya'da Mega Kraken'imiz var. 500'de bir ihtimalle 5.5 milyonluk peti veriyor. 100'de ee, bir ihtimalle 500 bin. Ve kalan diğer ihtimallerde de 5 tane ticket veriyor. Şu starter ve hardcore modunu bu taktikle yenebiliyoruz. Impossible modu zaten impossible. Şimdi bu taktik kullanmadan... Ancak starter yenebilirsiniz. Öbürlerini yenmek imkansız. Özellikle şu impossible'ı hangi oto varsa olsun yenemiyorsunuz. Denedim yani. Yani bunu yenebiliyorsanız gidin Guinness dünya rekorlarına başvurun arkadaşlar. Öyle diyeyim yani. Hem de yani clicker'sız yenebiliyorsanız zaten başvurun hemen. Ancak bunu yenile, yenebiliyorsunuz. Bu bile çok uzun sürüyor ve eliniz yoruluyor abi. WASD'ye ya tıkla veya işte mobilseniz ekrana tıkla tıkla. Eliniz zaten yoruluyor, hissetmiyorsunuz vesaire. Ama bu göstereceğim taktik çok basit. Auto clicker kullanacağız. Bakın arkadaşlar, burada bu ile beraber burayı kolay bir şekilde yenebileceğimizi düşünüyorum. İlk öncelikle yapmamız gerekenler sırasıyla hem starterı hem de hardcore'u anlatacağım. Starter'ı yenmemiz yaklaşık 1.5-2 dakika gibi bir süre sürecek. Hardcore'u yenmemiz de yaklaşık 5 dakika sürecek. Hangisi daha karlı derseniz hardcore'da 2 kat ödül ve 3 kat şans var. Hardcore bir tık daha karlı olabilir. Ama yani sürelerini de zaten bu videoda hesaplayacağız. Ben video öncesi denedim. Bunu bir buçuk dakikada, bunu da 4-5 dakikada falan yendim. Ama bu videoda tam olarak sürelerini bir daha hesaplayacağız. İlk öncelikle bu uygulamayı açıyorsunuz. Ee, çoklu modu seçiyorsunuz. Tek tek her şeyi hazırsanız anlatmaya başlıyorum tüm detaylarıyla. İlk öncelikle starter'ı göstereyim. Hemen fight diyoruz. Ve ardından buraya 4 tane basıyoruz abicim. Bir tane eksiltelim. Sonradan arkadaşlar birincisi nerede? Birincisi de bu aşağıda. Bakın şu an geçtiğimiz tur önemli değil. Bunların ortalarına bunu koymaya çalışın. Ortalara koyarsanız OP verebiliyor ve OP sizi daha kolay kazandırtabiliyor. Hemen ortalarına bunların koydum. Neredeyse ortadalar. Yani bunlara OP verecek. Bunların sürelerinde arkadaşlar 5 milisaniye falan yapıyorsunuz. Cihazınız donabilir falan diyor ama siz buna aldırış etmeyin donmuyor arkadaşlar. 1 saat falan yapın daha yani telefonunuz cihazınız ısınmaya başlarsa birazcık ara vermenizi öneririm. Yoksa oyun kapanabilir, oyundan atabilir vesaire. Çok uzun süreli AFK duramıyorsunuz arkadaşlar. Ben size öneriyorum maksimum 1 saat, 1,5 saat durun. Ortalama bir cihaz bunu durabiliyorsunuz yani en az yarım saat durursunuz. Sonradan fight diyoruz. Şuradan başlatıyoruz. Böyle de kullanabilirsiniz. Küçülterek de kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu an ekrana tıklıyor. Ve bu şekilde bakın hiçbirini kaçırmıyor. Görmüş olduğunuz gibi hepsine bir şeyler yapıyor. Bir artı bir hit falan filan. Perfect OP verdi görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde bunu kolay bir şekilde yenebiliyoruz. Arkadaşlar şimdi bunun aynısını bakın aynısını hardcore'da da yapabiliyorsunuz. Fakat hardcore yenmeniz birazcık daha uzun sürüyor. Şimdi hızlandırılmış çekime geçeceğiz. Hemen şu turu bir kaybedelim. Bakın az daha yeniyorduk zaten. Burayı yenmek çok uzun sürmüyor. Arkadaşlar Hızlandırılmış çekime geçeceğiz. Ve video sürelerinin kaç dakika olduğunu da sizlere söyleyeceğim. Şu an zaten videoların kaç dakika olduğunu bu kayıttan görebiliyorum şu anda. Ee, ardından bunların kaç dakika sürdüğünü sizlere göstereceğim, söyleyeceğim. Hatta belki ekrana da yazarım kaç kat hızlandırdığımı. Ona göre de bakabilirsiniz. Zaten görüntüden anlayacaksınız bayağı bir hızlandırdığımı. 4-5 kat belki de 6 kat hızlandıracağım. Evet bu bu şekilde. Şimdi sıra sıra bunların sürelerini hazırsanız deneyelim arkadaşlar. Bakalım hangileri kaç dakika sürüyormuş? Hızlandırılmış çekimler gelsin. Evet izlediğiniz gibi starter modunu kolay bir şekilde yendik. Peki ne kadar sürede yendik hazırsanız açıklıyorum. Tam tamına 1 dakika 44 saniyede yendik. Hani buna şeyleri katabilirsiniz işte yendik arada biraz beklediniz sonra bir daha fight dediniz falan filan derken 2 dakika sayabiliriz arkadaşlar bunu. 1.5 geçti çünkü birazcık Ortalama her iki dakikada bir bir tane yenebiliyorsunuz. Tabi cihaz başında durmanız gerekiyor. En azından kendiniz yorulmuyorsunuz. Çünkü her bittiğinde yeniden başlatmanız lazım. Bu uygulamada öyle o kadar kapsamlı değil. Sadece tıklıyorsunuz vesaire. İşte süreyi ayarlayıp tıklıyorsunuz. O şekilde yani bir şey bitince atıyorum iki dakikada bir buna basılı tut falan o tür şeyler olmuyor. Onu da ya farklı bir uygulamayla yaparsınız ya da elinizle yapacaksınız. Yani güzel petler istiyorsanız birazcık... Emek de vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani şuradaki petlerin gücünü görüyorsunuz. Yani bize 5 ticket verdi tabi ama. Yani burada saatlerce durarak bunu yapabilirsiniz. Şimdi biz bir tane öldürdük. Ve 500 e, tane falan öldürmemiz lazım yaklaşık onun çıkması için. 500 tane öldürmekte 2 dakikadan arkadaşlar yaklaşık bir 16 saat falan sürüyor. Yanlış hesaplamadıysam. 16-17 saat boyunca burada durabiliyorsanız durun. Tabi atıyorum 3. saatte çıkar falan onu bilemem. Tabi günde 3-4 saat durabiliyorsanız 4-5 gün durursanız olur. Ama sizlere tavsiye ettiğim yeni bir şey var. Hardcore. Hem 2 kat ödül geliyor hem 3x şans geliyor. 2 kat ödül ne demek? 5,5 milyonluk pet çıktığında 2 tane birden verecek demek. Yani bu 2 kat bir avantaj. 3 kat şans da bir avantaj. Yani bu bundan 6 kat daha iyi. Yani bunu 12 dakikadan kısa sürede yeniyorsanız bu 2. Bu 12'den kısa yeniyorsanız bu çok daha karlıdır. Sizlere de bunu öneriyorum. Hem 2 dakikada bir, iki de bir cihazınıza tıklamanıza gerek yok. Buraya açıyorsun abicim, gidiyorsun, atıyorum farklı bir oyunda bir maç atıyorsun. 5 dakikacı sürüyor. O bitince tekrar tıklıyorsun vesaire vesaire. Bu şekilde şeyler yapabilirsiniz. Veya YouTube'da takılıyorsun abi. Videonun yarısına mı geldin? Tık, buna badaha bas, videoyu durdurup vesaire vesaire. Şimdi hardcore'un hızlandırılmış çekimi gelecek. Onun da kaç dakika sürdüğünü sizlere söyleyeceğim ve ardından da hangisi daha karlı zaten sizlere tam olarak kesimi cevap vermiş olacağım arkadaşlar. Hazırsanız bunun da hızlandırılmış çekimi gelsin. Arkadaşlar az önce gördüklerime cidden inanamıyorum. Çünkü bakın normal starter biliyorsunuz 1 dakika 44 saniye sürdü ve bunda 1 bir, bir kat şansınız var ve 1 tane ödül veriyor. Bu ise 3 kat şans ve 2 kat ödül. Yani bundan 6 kat daha avantajlı ve bu tam tamına 3 dakika 20 saniye sürdü. Yani bunun 2 katı gibi bir şey arkadaşlar. 3 dakika 20 saniye cidden tam 2 katı gibi bir şey. Yani 2 kat daha uzun sürüyor. Ama iki kat ödül bir de 3 kat şans veriyor. Bakın 2 kat ödül eşit diyelim. 3 kat daha iyi bu. Sizlere onu söyleyeyim. Diğerlerini zaten yenemiyorsunuz. Ortalama her üç buçuk dakikada bir. Üç dakika, üç buçuk dakika değişir. Ee, buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben buna birazcık çabalayacağım. Ee, en azından e, denemek istiyorum şansımı. Beş buçuk milyonu çıkartmak için. Çıkartırsam da video atacağım zaten. Birazcık çabalayacağım arkadaşlar sonradan. E, sizler de denerseniz cidden güzel olur. Güzel petler çıkartacağınıza inanıyorum. Peki abi impossible nasıl derseniz sizlere de onu da videoda göstereyim. Yani sizi kırmayayım. Şöyle tıklıyorum arkadaşlar. Şu an video birazcık donabilir. Bakın burada kaçırdıkları oluyor. Bu yüzden baya bir düşüyoruz. Ee, starter ve hardcore'da hiçbir tane bile kaçırmıyor. Zaten kayıtta da görmüşsünüzdür. Daha hızlı ayarlarsanız da cihazınız baya bir kasıyor. Şu an ben 5 milisaniyedeyim ama siz duruma göre daha da azaltabilirsiniz. Onu bir dengeye koyabilirsiniz. Atıyorum 20 yaptınız. 20'de baktınız kaçırıyor mu? 15 yapın. Atıyorum baktınız 15'te kaçırmıyor mu? 15'te kalsın. Hem daha az kasar cihazınız. Ona göre sizler de bir dengeleme kurabilirsiniz ama ben bu şekilde sizlere öneriyorum. Bu şekil güzel baya. Sizler de bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Yorumlara ve açıklama kısmına zaten büyük ihtimal koyacağım linkini umarım bulabilirim diye düşünüyorum. Bulamazsam da otoklikir yani illaki bulurum arkadaşlar yorumlara açıklamaya koyarım. Sizler de indirirsiniz kullanırsınız güzel petler çıkarırsınız diye umuyorum arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Videoyu sevdiyseniz videoya like atabilirsiniz çıkmadan bir beğeni bırakın dediğim gibi güzel yorumlarınızda yorumlar kısmına bekliyorum nasıl düşünceleriniz var vesaire sizlerde işe yaradı mı neler çıkarttınız yorumlara yazabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay